Vay, 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 vay. Şuraya bak. Güzel eve harabeye dönmüş ya. Anılar, umutlar, birikimler her şey uçmuş gitmiş. Hayır, hayır Feridun Bey. Her şey uçup gitmedi. Sigorta şirketimiz eğer ev sahibinin herhangi bir kusuru, hatası yoksa bütün zararı karşılıyor. Fakat nasıl bir tesadüf, ne hikmettir ki yanan evin sahibi yangından sadece bir gün önce sigorta şirketimize gelip evini sadece yangın sigortası yaptırmış. Ne muhteşem bir öngörü değil mi? İma etmeyin İbrahim Beyciğim. Bak günah alıyorsunuz, ima etmeyin. Zaten sigorta şirketleri hepiniz böylesiniz. Parayı almaya gelince çok güzel alıyorsunuz. Vermeye gelince mı hareketler yapıyorsunuz. Ya bu ayıptır ya. Niye tenkit ediyorsunuz? Yani belki de dış etmenlerden bir sebepten yandı ev. Zaten sahibi şimdi gelecek. Ben de bu zabıt varakasını doldurup emniyete göndermek zorundayım. Her şey ortaya çıkar. Evet. Yani evin sahibiyle az önce konuştuk. Yakınlar demiş, birazdan gelir. Tamam. Ha şu gelen bey galiba. Ha, tamam. Ha, hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Fikri Bey. Fikri mi Bey? Evet evet. Yalan evin sahibi Fikri Bey değil mi? Telefonda konuşmuştuk. Telefonla mı konuştuk? Ne telefonu da hayır? Cep telefonu. Beni aramıştınız ya. Seni mi aramıştım? Benim telefonum yok ki dayı. Ha, olabilir. Başka birini de aradınız o zaman. Başka birinden mi aradın? Evet, başka birine ulaştınız herhalde bana. Kimden ulaştın dayı? Yani ne bileyim, eşiniz, dostunuz birini aradınız herhalde. Eşim mi? Ben evli değilim ki dayı. Ha, olabilir. Lafın gelişi söyledim. Tamam, neyse. yanan evin sahibi Fikri Bey'siniz siz değil mi? Yok dayı, bey olamadık daha. Ne bey? Aa yok, ben şimdi bizim sigorta şirketimizin müşterisi olduğunuz için aramızda resmi bir dil olsun diye bey diyorum. Aramızda niye dil olsun ki dayı? Dayıya bak, sapık çıktı. Ne saçmalandı şu an? Ben niye 30 saniyede sapık oldum şimdi? Bunun kafası dayanmış ha. Neyse. Fikri Bey tekrar merhabalar. Ben sigorta şirketinden eksperiniz İbrahim Çekiç. Bu da itfaiye şefimiz Feridun Bey. Şimdi efendim, öncelikle geçmiş olsun. Eviniz yanmış. Ben de onunla ilgili size bazı sorular soracağım. Eğer sizin bir kabahatiniz, suçunuz, hatanız yoksa sigorta şirketi olarak bütün zararınızı karşılayacağız. Tamam İbrahim Bey, şöyle geçin. Tamam, buyurun. Fikri Beyciğim, her şeyden önce geçmiş olsun. Ha, bir zabıt varakası tutacak çünkü emniyete vermek için. Bu yangın nasıl olmuş olabilir? Ben nereden bileyim dayı? Ben kitap satıyorum. Şimdi Fikri Bey, şöyle bir araya parantez açmak istiyorum. Yangından sadece 24 saat önce, bir gün önce evinize yangın sigortası yaptırdığınız için bizim bazı sorular sormamız gerekiyor. Bazı sorular mı sormanız gerekiyor? Evet, yangınla ilgili bazı sorular. Yangınla mı ilgili bazı sorular? Fikri Bey, neden bütün sorularıma yeni soru üretiyorsunuz acaba? Evet, 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 yangınla ilgili sorular, evet. Dayıya bak ya, sınav yapıyor. İstediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz dayı? Hayır, hayır, estağfurullah. Yangının çıkış sebebini öğrenmemiz gerekiyor ama hiç yardımcı olmuyorsunuz bize. Tamam İbrahim Bey, adamı tenkit etmeyi bırakın yani. Acısı var, adamın evi yanmış. Tabii. Belli ki mazlum bir adam yani. Mazluma bu şekilde davranmanıza ben burada müsaade edemem. Kusura bakmayın. Şimdi Fikri Beyciğim, evde böyle daha önce bir aksamında arıza, elektrik vesaire bir şey var mıydı? Elektrik mi vesaire? Yani evet, elektrikten çıkmış olabilir mi yani? Evet dayı, elektrikten çıktı yani. Ha? Bak elektrikten çıkmış olabilir diyor yangın. Yani öyle teyze gibi öngörü öngörü laf sokmadan önce mazlumu bir dinleyeceksin. Tabii, tabii, tabii dinleyeceğiz efendim. Tabii dinleyeceğiz ama bakın şu elimdeki belgeye göre bu evin elektriği 6 aydır kesikmiş. Evin elektriği 6 aydır kesikmiş. Evin elektriği 6 aydır mı kesikmiş? Evet işte adam söylüyor evin elektriği 6 aydır kesikmiş. Adam mı söylüyor? Evet adam söylüyor evin elektriği 6 aydır kesikmiş diyor. Hangi evin dayı? Ulan bu evin işte lan. Burada ev mi var dayı? Yanmış. Görmüyor musun? Kafam mı güzel? Tamam. Yangın çıktığında sen ne yapıyordun? Yangın çıktığında ben ne mi yapıyordum? Evet. Ne yapıyordun? Otobüsteydim dayı. Demin kitap satıyorum dedin ha. Demin kitap mı satıyorum dedin? Evet lan yazdım buraya işte. Dedin ya yangın çıktığında kitap satıyorum dedin. Yalan mı söyledin? Otobüste kitap satıyordum dayı. Otobüste kitap satamaz mıyım? Affedersiniz. Acaba yanan evin hemen dibinde bulduğun ve üzerinde Fikri'nin yazan bu bidon nedir acaba? Üzerinde Fikri'nin yazan bidon mu nedir? Benzin bidonu bu. Üstelik boş. Benzin bitmiş. Ne yapıyordunuz bu benzin bidonuyla? Benzin bidonuyla ne mi yapılır? Benzin alıyordum dayı. Ne yapacaktınız benzini? Benzinle ne yapılır dayı? Arabaya koyarsın gider. Arabanız var yani. Ne arabası dayı? Ya bu ÖTV'li araba mı aldın? Niye alıyordunuz o zaman benzini? Belki ileride araba alırım. Fikri
Fatih Bey, bakın efendim. Ne bir birikiminiz, ne bir işiniz, ne bir maaşınız, ne bir kredi kartınız, ne hiçbir şeyiniz yok ama her ne hikmetse babanızdan kalma bu hep eski evi yangından sadece bir gün önce hayatınızda ilk defa yasal bir ödemeye kalkışıp bizim şirketimize sigorta atıyorsunuz. Sizce bu normal mi? Hissetmişim demek ki daha iyi. Feridun Bey, acaba bu Fikri Bey'in ani gelişen sigorta tutkusu sizce de tuhaf değil mi? Tamam, müsaade et bana İbrahim. Lütfen artık. Fikri kardeşim, ben senin tarafındayım. Tamam mı? Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum ama senin de bana bir dal vermen lazım ki ben o dalı tutayım. Değil mi kardeşim? Buralarda herhangi birini gördün mü? Belki bir don o getirmiştir. Başka biri var mıydı burada, ha? Evet, dayı gördüm. Birileri vardı etrafta. Heh, başka biri vardı burada diyor. Evet, tarif et bana onu. Tarif mi edeyim? Evet, evin etrafında birileri var dedin ya, onu bana tarif et. Evin etrafında birileri mi var dedin? Lan çevirme lan lafı, çevirme. Bak ben sana dedim ya, evin etrafında birileri var mıydı? Sen de bana dedin, evet evin etrafında birileri vardı. Aa, gördüm dedim, bana onu tarif et, seni yemin ederim boğarım lan. Dayı böyle beyazlar giymişti, bembeyazlar. Tamam. Biraz kiloluydu. Evet. Kel kafalıydı. Havada süzülüyordu. Havada mı süzülüyordu? Böyle kapıdan, duvarlardan içeri girebiliyordu böyle. Geçiyordu duvarlardan. Sevimli hayalet Casper lan bu. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun lan bizimle, he? Ne dalgası dayı, dalga denizde olur. Pıy! Uğursuz, sıfatsız, nursuz, lanet adam! Lan niye geldin lan bu mahalleye gene? Yakıyordu az daha mahalleyi. Sen geldiğinden beri huzurumuz kalmadı. Bıktık lan artık senden. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Affedersiniz. Beyefendi, siz şimdi yangını Fikri Bey mi çıkarttı diyorsunuz? Yok, ben bir şey demiyorum. Ama görünen bir şey de var. Görmek isteyene. Tamam. Görmek isteyen görür. Görmek istemeyen de görür. Görünen açık zaten. Bana bak, sen bu yaktı mı diyorsun? Eğer öyle bir şey varsa biliyorsan söyle. Zaten cezası çok büyük. Bir daha cezaevinden çıkamaz. Korkma. Ne diyorsun ya? He? Ulan şimdi yaktım seni. Aa dayı, o yakmış. Bak itiraf etti. Bak, ben o mani adamı dedim. Bak benim de başımı belaya sokacak durduk yere. Ben hiçbir şey görmedim, duymadım. Efendim, kardeşim. Lütfen. Vallahi görmedim. Lütfen. Görmedim. Kapatıyorum, çok yazmasın. Hadi. Ya. Oğlum bak, bu adamın bu olayla hiçbir ilgisi yok. Sıkıştıkça gayrı uyduruyorsun. Bana bak, gırtlağına çökerim senin ha. Aa, Feridun Bey, mazlumun gırtlağına çökmek çok ayıp değil mi? Yerim böyle mazlumu lan. Siz sakin. Peki bey, bakın, yalan beyan vermenin cezası çok büyüktür. Hapse kadar yolu var. O yüzden lütfen sorularımıza doğru cevap verin. Şimdi rapora göre yangın dün akşam 20.30 sularında çıkmış. Acaba siz kaç gibi geldiniz buraya? Kaç gibi mi geldim buraya? Evet, kaçta geldiniz yangın mahalline? Yangın mahalline mi? Evet. Mahalle mi yanıyormuş? Hangi mahalle yanıyormuş? Mahal ulan, mahal. Mahal mi ulan mahal? Bumerang gibi. Sorduğum bütün soruları beyninde böyle sindirmeden bize bumerang gibi geri sektiriyor mi takısı koyup. Halamın pavyonda bastığı eniştem gibi kıvırıp duruyor. Bir türlü ulaşamıyoruz buna ya. Buna baş edemeyiz ha. Fikri Bey, herhangi bir açık kalmaması adına cevap bekliyorum sizden. Yani sizin burada olmadığınıza dair, yangın sırasında başka bir yerde olduğunuza dair herhangi bir tanığınız var mı? Yanında olduğunuz başka birileri var mı? Var dayı, biz kahvede arkadaşlarla takılıyorduk. Ha tamam, aminna eyvallah kabul, tamam kahvede arkadaşlarınızlaydınız. Tamam, ne yapıyordunuz peki? Ne mi yapıyorduk peki? Evet işte onu soruyorum, ne yapıyordunuz? İşte onu mu soruyorsun? Ne işi dayı ya, ben çalışmıyorum. Kahveyi soruyorum, kahveyi. Kahveyi mi soruyorsun? Desene dayı, ben az şekerli içiyorum. Çok profesyonel. Bundan cevap almak mümkün değil, tansiyonum çıktı. Ben bir daha deneyeceğim, bana bak lan. Sabahtan beri otobüstü, kahveydi, kitaptı, bir sürü şeydi. Oğlum gerçeği söyle, neredeydin? Nerede miydim? Oğlum beni o döngüye sokamazsın. Bak bütün deliller senin yangını çıkardığını söylüyor. Bütün deliller benim çıkardığımı söylüyor yangını? Deli değil lan, delil, delil. Deli mi değil, deli, deli? Oğlum deli değil, deli. Deli, deli değil. Delilerin söylediği delillerin delili. Delilin, delillerinle söylediğin delilleri... Ulan ne diyorum ben ya? Ay balatayı sıyırdı. Şuradan bakmanızı istedim. Gelin lütfen. Şöyle bir fotoğrafa bakıyorum, bakar mısın? Yanmış bir ev. Şimdi abidik gubidik önünde bir tip. Evet. Onun da önünde taze bitmiş bir benzin bidonu. Fotoğrafa bakıyorum, her şey çok net. Evet. Fakat ispatlayamıyorum. Yani bir tanığım yok, bir tanık yok, bir kanıt yok, hiçbir şey yok. Kaldım burada, tanıklar yok, hiçbir şey yok. Selamünaleyküm kardeş.
Bizi yangına çağırdığın için sağ ol kardeş. 6 aydır tek bir şarkı bile yapamıyorduk, anlıyor musun? Tükenmişlik sen buranına falan girdiydik yani, aykün. Ana kardeş, senden etkilenip bir beste yaptık. Bunu da ilk seninle paylaşmak istedik, aykün. Benimle mi paylaşmak istedin? Hiç o döngüye girmeden şarkıya girek kardeş. Nasıl olmuş kardeş, sen düşünerek yazdık şarkıyı Aykün. Beni mi düşünerek yazdınız? Aynen kardeş, sen bize ilham verdin Aykün mü? Senin bu yangın hikayenden sonra ilham geldi, yaptık bu besteyi. Bu bizi geri döndürdü rap'e. Bu mu geri döndürdü sizi rap'e? Vallahi dost arkadaşın demiyor, yakaladığını döngüyü alıyor lan. Bir dakika Feridun Bey, affedersin. Gençler, şimdi siz Fikri Bey'in bu hikayesinden yola çıkarak, esinlenerek bu şarkıyı yazdıysanız eğer, şarkının sözleri sigorta sökül paraları, geceden benzin bidonları, agalarla yaktık buraları. İşte itiraf ediyorsunuz, şarkını itiraf ediyorsunuz. Siz yakmışsınız ha buraları. Ne alakası var kardeş? Bunlar sadece şarkı sözü, anninni. Ona bakarsın manda yuva yapmış Söğüt Dalına diye de şarkı var. O da gerçek değil yani. Ki burada manda dediğin en ufak senin çapında bir şey yani. Nasıl çıksın yapsın Söğüt Dalı'na yuva? Sen çıkabiliyor musun? O kadar doğru konuştun ki kardeş. Neyse, zaten Kara Şükrü bizi stüdyoda kayda bekliyordu, oraya geçecek. Ha Fikri, şu bize emanet bıraktığın televizyonu da gel al. Evde hırsız dolu, aykün mü? Kim var lan evde? Anam var, babam var, kardeşlerim var. Onları bil tamam. Eniştem de geldi, kumandasını bulamadı. Fikri Bey, siz yangından bir önce evdeki televizyonunuzu arkadaşınıza emanet mi bıraktınız? İçime doğmuş demek ki dayı. Yeter lan artık! Sen yaktın bu evi! Ben mi yaktım bu evi? Evet, sen yaktın bence. Ama ispatlayamıyorum, kanıtım yok. Mobeselerden de hiçbir şey çıkmadı. Nasıl mahallese mobeseleri de çalmışlar. Tamam, pes ediyorum. İmzalıyorum. Sigortanızı imzalıyorum. Buyurun, evrakınız. Bankadan gidip paranızı çekebilirsiniz. Bankadan gidip paramı mı çekebilirim? Gel buraya, gel. Ulan artık paranı da aldım. Her şey bitti. Gözünü seveyim dürüst ol. Bu benzinle sen bu evi yaktın mı, yakmadın mı? Bu benzinle bu evi ben yaktım mı? Buradan çık. Hayırdır birader? Şey yapmayın ya, ben 2 ölçüp git sağım. Neyi ölçüyorsun ya? Buraya bir tane tek taş uşak vardı. Dedim o, bu ev sidalanı olmayaydı. Evi yıkar, yeni bina yaparım. Sağa da 10 daire veririm dedim. O ne dedi? Sidalanı nedir dedi. Sen ne dedin? Ev yapamayacağın yerdir. O ne dedi? Bir yolu yok budur dedi. Sen ne dedin? Bir tek bu ev doğalından yanarsa olur dedim. O ne dedi? Sabah aradı beni, dedi ki benim ev doğal sebeplerden yendi. Sen ne dedin? Yadım koyduk paraya. O ne dedi? La siz hayırdır ya? Münkerli nekir misiniz? Ne de bu ahiret sorgusu? Hem sigortadan parayı vurmuş, hem arsadan, herkesi yemiş. İspatımız da yok. Yanına kar mı kalacak? Namussuzluğuyla zengin oldu resmen. Ya kardeşim, zenginliğin bir yolda namussuzluk değil mi ya? Dur be fıkralarla Türkiye, bir dur be! Zaten canımız sıkkın, elimizden kaçırdık diye olmalı. Resmen yangından mal kaçırdık. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.